Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikteyim. MSI R9390X Gaming 8G model koduna sahip bu ekran kartımızın oyun testleriyle devam ediyoruz. Bugünkü deneyeceğimiz oyun, şu anda izleyeceğiniz oyunun testi arkadaşlar, The Witcher 3 oluyor. Hemen burada grafik ayarlarını sizlere göstermek istiyorum. Direkt Ultra'ya buradan arkadaşlar yapıştırıyorum, sizin de gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şimdi direkt konuşun diyelim, oyunumuza girelim. Evet, The Witcher 3 testimize şimdi başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 72 FPS gibi değerler alabiliyoruz. Çok yüksek değerler bunlar. Burada hemen size bir ayar göstereyim. Şurada grafik ayarlarına girdiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi her şeyin ultra'da olduğunu, Nvidia HeroWorks'un da off olduğunu görebiliyorsunuz ki dünyanın en saçma grafik ayarı diyebilirim. Şu anda 60 FPS gibi bir değer, 70 FPS gibi değerleri görebiliyoruz iç mekandayız. Şimdi dışarı çıkacağız ve de ortama bakacağız. Dışarıya bir çıkalım hemen hızlıca. Gördüğünüz gibi R9390X çok güzel bir iş çıkartıyor ve şu anda 1080 pikselde ultra ayarlardayız. Ve gördüğünüz gibi 60 FPS, 58 FPS gibi değerleri gayet rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi atımızı bir çağıralım. Bakalım nereden çıkacak. Ha, geliyor bizimse. Gel Roach. Gel oğlum. Şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Hızlandıralım şunu. Evet, şimdi oyunu ağırlaştıran iç mekan, yani aslında ormanlık alanlara şöyle bir giriş yapalım. İlerliyoruz. Kurt mu var orada? Of, abi kurtları istemiyorum. Hiç uğraşamam kurtlarla şimdi. Neyse, ilerleyelim biz buradan. Devam edelim. Gördüğünüz gibi 75 FPS. Hemen sol üst köşede istirahatın FPS değerlerini görebiliyorsunuz. Şurada bir tane ejderha var. Ejderha ağzında. Evet, bir tanesi peşimize takılmış durumda. Neyse, biz benchmark'ımızı yapalım. Sizlerle hiç uğraşmayalım. Çünkü iki kişisiniz siz. İki tanesi takip ediyor zaten beni şu anda. Tamam, yok bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ortalamada 60 FPS gibi bir değer alıyoruz. Ah. Hadi kaçalım kızım. Ah. Gördüğünüz gibi şu anda 45 FPS gibi değerler alıyoruz. Ve öldük. Evet arkadaşlar, oyunumuzda gördüğünüz gibi ortalamada gayet iyi değerler alıyoruz. Bence gayet başarılı bir performans bizlere veriyor. Özellikle 45 FPS'in altına düşmedik. Gayet yoğun yerlerde, ki zaten benim de istediğim oydu. Çünkü oyunda hani çok belli başlı kesin yerler var. Kendi objeleriyle oyunu zorlaştıran. Ve o alana geldiğimizde ise 45 FPS gibi değer aldık. Bu sonuçlar gayet iyi. R9390X'imiz de burada duruyor arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.